Hepinize merhabalar. 3 Şerit'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde gördüğünüz gibi daha statik bir ortamda yepyeni bir modeli ilk hatlarıyla değerlendiriyor olacağız. Renault için çok önemli bir değişimin içerisindeyiz aslında bakarsanız. Bu durum 2021'den itibaren kendisini çok net bir şekilde hissettirmeye başladı. Markanın yeni bir CEO, yeni bir yapılanma, stratejik planını kademe kademe uygulamak için aslında yol haritasını görmüştük ve geride bıraktığımız Birkaç yılda bunları çok başarılı şekilde yeni modeller üzerinden hayata geçirdiler ve aslında bu planın Renault tarafı için grubu bir kenara bırakırsak sadece Renault tarafı için en önemli ürünü kısa süre önce Türkiye'de satışa sunuldu biliyorsunuz Austral ve Renault bu modeli bu zamana kadar ürettiğimiz en iyi otomobil olarak blanse etmişti Austral sonrası için de aslında Hayata geçirilecek tüm modellerde bu perspektiften izler taşıyacağını hissetmiştik ve bunu resmi açıklamalarda gördük. Yine biliyorsunuz kısa süre önce yeni Clio için Türkiye'de bir lansman düzenlenmişti ve ben o lansmana da katılmıştım. Clio'yu orada ilk kez bir yakından görme şansına eriştim. Ve markanın önemli isimleri gerek baş tasarımcı gerek CEO ile de orada kısa röportajlar yapma şansına erişmiştim. Bugün bu videonun konusu olan aslında Rafale'yi de kendilerine orada sormuştum ilk ilk başta biraz araçtan bahsedelim sonra benim o, o taraftan yönetim katından Rafael için aldığım birkaç hafta önceki mesajların ne kadar uyumlu olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. new Renault Rafale. Aiming aslında bakarsanız bir D SUV modeli, yani e, Nissan X-Trail gibi düşünebilirsiniz. O segmentte konumlanacak bir model ama e, Renault'un yine e, birkaç ay önce Hayatımıza dahil ettiği S S-Pace modeli de biliyorsunuz S S-Pace'de MPV'den artık bir SUV'ye yöneldi. rozet aynı kaldı ama bambaşka bir segmente geçiş yaptı S S-Pace. Bu doğrudan x ile rakip olacak bir model. Aynı zamanda altyapı kardeşi biliyorsunuz ama e, Renault'un yine bu segmentte D segmentinde e, üst seviye premium kullanıcıları kendisine çekme amaçlı çalışmalarını bir süredir biliyorduk. Ve bunun temel oyuncusu Rafale olacaktı. Onun ismini de öğrenmiştik ve e, isminin de 1930'lardaki yarış uçaklarından geliyor olması o kanımızı biraz daha kaynattı, beklentileri de biraz daha artırdı aslında bakarsanız ve bugün e, artık Rafale'ye tüm çıplaklığıyla bakabiliyoruz. Eee Rafale niye önemli bir model? Aslında Renault için artık bir katmanda yukarı gelindiğinin son yıllarda işte Kia olsun, Hyundai olsun bu tip markaların da bir katmanda böyle sınıf atlayarak yepyeni ürün gamlarını şekillendirdiğini görüyorduk. Artık Renault için de bunun zamanı gelmişti ve e, Avustralya başlayan C segmentinde başlayan bu adımları artık D segmentinde daha üst seviye modellerde premium segmentten müşteri çalabilecek modellerle görmek istiyorduk. Renault da bunu istiyordu. Espace bunun ilk adımı ve şu andaki Rafale de ikinci adım oldu. Rafale'nin adı biraz önce de bahsettiğim gibi 1930'lardaki hız rekorlarını kırmış yarış uçaklarından geliyor ve otomobilin tasarımında da ön taraflarda böyle ufak tefek havacılığı anımsatan detaylar var ama şimdi bu otomobilin teknik detaylarından önce size bahsettiğim yönetim tarafı için neden önemli olduğunu belirtmek lazım. Şimdi Clio için düzenlenen İstanbul'daki etkinlikte sevgili Jil Renault'un baş tasarımcısı oluyor kendisi bir araya gelme şansını eriştim ve bir röportaj yapmıştım. Bu hem Austral için hem yeni dönemde gelecek retro modeller için biliyorsunuz Renault 5 de kısa süre içerisinde seri üretime hazır şekilde karşımızda olacak. O modellerin artık böyle ne gibi aşamalarda olduğunu konuşmuştuk ama Rafale'yi de çok merak ediyordum. Biliyordum ki çok yakın zamanda bu otomobil yüzünü gösterecek ve kendisine bununla ilgili sorular sormuştum. Özellikle e, Clio tarafında Jilvidal'in e, ilk kez Clio'da gördüğümüz o ön yüz tasarımı ile ilgili ilk kez bir Clio otomobilinde farklılaşan noktaların, motor sporlarından gelen noktaların gen aktarımının olduğunu söylemeleri çok dikkatimi çekmişti. Ve Clio'da ilk göz gördüğümüz bu yüzün acaba Rafale'ye ne gibi bir yansıması olacak? Bu aynı zamanda diğer modelleri de yansıyacağı anlamına mı geliyor diye sorduğumda aslında her model için kendine has detaylar üzerine çalıştıklarını söylemişti ve Rafale'nin de gerek adını vurgulayacak gerek kendi segmentinde ayrışacak e, tasarım kimliğine sahip olacağını çok net bir şekilde sevgili Cilvi Vidal bana iletmiş ki ve bugün şu anda sizlerle beraber baktığımız Rafael'in tasarımı da e, kendine has detaylarıyla özellikle ışıklandırma grubuyla e, bunu net bir şekilde hissettiriyor. Zaten arka tarafına da baktığımız zaman kupe formu yine sportif dinamikleri kolaylıkla vurgulamayı başarıyor bana sorarsanız. Doğrudan Rafael'in rakibi ne, kim olacak derseniz net bir şekilde Citroen C5X'i gösterebiliriz. Kendisini henüz Türkiye'de göremedik. Ee, umarım yakın zamanda da görürüz. Ama şu an e, kafa kafaya gidebileceği rakip Citroen C5X olarak görünüyor. Ve yine e, Audi tarafından, BMW tarafından, Mercedes tarafından böyle kompakt kupe modelleri seven, hani Mercedes kullanmak isteyen hatta premium bir araç kullanmak isteyen ama kupe formu arayanlar için de o segmentten bir müşteri çekme potansiyeli var Rafael'de Yani bana ilk hissettirdikleri bu şekilde. E, Paylaşılan ilk detaylara göre e, motor tarafında ilk aşamada e, 1-2 hibrit motorla karşımıza çıkacak. Bu da 200 beygirlik bir güçle e, yollara çıkacağı anlamına geliyor. Bu motoru aynı zamanda zaten Avustralya'da da bu yıl içerisinde bu yılın sonunda görüyor olacağız. Motor aslında şehir içerisinde elektrikli sürüşe park manevralarında düşük hızlarda olanak tanıyan e, performansı yerinde güzel bir motor. E, Rafale'nin başlangıç seviyesinde bu motoru göreceğiz ama burada dikkat çeken nokta plug-in hibrit tarafta olacak. Çünkü burada 300 beygirlik bir güç şarj edilebilir bir hibrit kombinasyondan bahsediyoruz ve e, arka tarafa da bir elektrik güçlü bir elektrik motorunun gelmesiyle birlikte 4 tekerlekten güç aktarımı gibi iddialı bir kombinasyon bekliyor bizi Rafale'de. 300 beygirin yanında plug-in hibrit versiyonda güçlü elektrik motoru ve kapasitif bir ile birlikte bizlere 60 kilometreye varan bir menzilde bir e bu ne demek tabii ki plug-in hibritlerin artısı olan şehir içerisinde tamamen elektrikli olarak günlük ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz anlamına geliyor. Şu an için Rafale tarafında iç tasarımla ilgili de verilen görsellere baktığımızda aslında yine Avustralya ve e ile paralel bir kokpit yapısının kullanıldığını görüyoruz. Burada 12 inçin üstünde sürücü panelleri ve dikey formatta konumlanan yeni nesil Renault arayüzlü bir multimedya panel görüyoruz. Ben Avustralya'da bunların kullanımını çok beğenmiştim. Gerek arayüzü, gerek teması zenginliği, görsel geçişler bunların hepsi çok hoşuma giden detaylar arasındaydı. Bunun birebir şekilde Rafale'ye de yansıyacağını düşünüyorum ben. Rafale'nin neden önemli olduğunu ee, sadece rakamlar değil aslında biraz önce bahsettiğim gibi e, yönetim tarafındaki yeni isimlerin de ilk niteliğindeki projeleri olduğu için e, düşünüyoruz. Çünkü e, Renesios'u sevgili Fabrice Campbell'i de yine e, Clio lansmanında e, soruları yönelttiğim zaman özellikle Rafael'e çok vurgu yapmıştı ve e, beklentilerin çok yüksek olduğunu söylemişti. E, Jil Vidal için yine e, başlı başına böyle sıfırdan yaratma aşamasında olduğu ilk proje olarak dikkat çekiyor Rafael'e. Yani tamamıyla kendisinin kontrolü altında olan ilk ciddi proje Rafael olarak gösteriliyor. E, bu da... Şimdi biraz da açıklamalara bakıyorum bu noktada. Kendisinin özellikle malzeme kalitesinden ve tasarımdaki özellikle ızgarada vurguladığı Renault logosunu e, sembolize eden elmas kesim, o ızgara detaylarının çok elegant böyle kullanıcı beklentilerini premium seviyede karşılayabilecek ibareler olduğunu söylüyor. Bu da benim dikkatimi çeken noktalar arasındaydı Rafale ile ilgili. E, modelle ilgili şimdi aslına bakarsanız temel hatlarıyla durumlar bu şekilde. E, yine merak ettiğiniz bir nokta olursa e, yorumlarda bunu konuşabiliriz. Benim de çok merak ettiğim bir model ve bir an evvel yollara çıkmasını beklediğim bir model aslına bakarsanız. Önümüzdeki süreçte de 3 şerit YouTube kanalında bu tarz daha fazla video yeni model değerlendirmesi, tanıtım öncesinde bizleri neler bekliyor, e, otomobil dünyasında ne gibi yenilikler olacak bunları da konuşacağımız bölümleri daha sık paylaşmayı düşünüyorum elbette. E, bu noktada bize destek olmak için abone olursanız çok memnun oluruz. Şimdilik bu bölümden bu kadardı. Yine bahsettiğim gibi eğer ekstra bir durum olursa yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. En yakın sürede görüşmek üzere. Hoşçakalın.